Selamlar yolluyorum. Halit Özkurt ben. Kadirga Yaylası'ndayız. Bugün ayın 1 Ekim 2023. Pazar günü. Sağ olsun kuzenlerim beni de aldı. Beraber Kadirga Yaylası'na geldik. Normalde yağmurlu görünüyordu bugün ama bu saate kadar hep güneşten geldik. Güzel bir manzara var. Şöyle yayla içinde birazcık dolaşacağız. Buraları da sizlere gösterelim. Birazdan yanına ineceğiz. Bakın camisi olmayan iki minareli cami diyelim. Açık hava camisi. Çok güzel. Şöyle öncelikle yaylanın merkezinden bir turlayıp oraya doğru ineceğiz. Biz buraya nereden geldik? Trabzon'dan çıktık. Maçka'dan Zigana'nın zirveye çıktık. Zigana'nın zirvede kahvaltımızı yaptık. Zirveden bu tarafa doğru geldik. Zigana'nın zirveden burası yaklaşık, yanlış demeyelim, 15 kilometre herhalde vardır. Yolu toprak yol. Çok kötü değil, çok da iyi değil. Yani rahatlıkla gelebilirsiniz. Yavaş gelmeniz lazım sadece. Buradan yol öteye doğru devam ediyor. Erikbeli Yaylası'na. Oradan aşağı Şalpazarı'ndan veyahut Kürtün'den veya Tonya'dan her taraftan aşağı sahile inme imkanınız var. Aynı zamanda buradan Düzköy'e de iniliyor. Biz bugün Düzköy yolunu kullanacağız. Yayla ıssız. Muhtemelen kışa yaklaşıyoruz. Buradan okullar da açıldığı için birçok göç ayrıldı gitti. Şöyle aşağıya doğru. Nasıl buldunuz yayla? Ses kapatmadan yetiş, çok güzel ya. Evet evet. Ben buraya hiç gelmemiş. Murat ya. Buraya çok beğendi ya. Buraya daha önce hiç gelmedi. Aha. İşte şöyle bir beton yol daha rahat. Dolaş dolaşalım oraya doğru. Bakın bunlar yayla dükkanları. Ama sanki artık kullanılmıyor gibi vaziyet var. Eskidenki halleri çok güzel. 1, 2, 3 tane dükkan sadece burada var. Gel, al da gel makineyi. Bakın şu minibüsler tam yayla arabası bunlar. Böyle eski yolcu minibüsleri kesip kasalı kamyonet haline getiriliyor. Motorları değiştiriliyor. Ondan sonra tam bu yaylanın arabası oluyor. Çay içelim mi Murat? He? Selamünaleyküm. Selam, buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel, ne güzel yaylanız var maşallah diyelim ya. Eyvallah eyvallah. Çayımız vardır herhalde. Bir çay anca bu kadar lezzetli içilir ya. Rengini göstersene ya. Oo. Ben de içeyim o zaman. Arkadaşlar bu Kadirga çayı. Aa, ama güzelmiş ya. Çay güzelmiş ya.
Ne var orada? Karnım acıktı. Otum var. Ondan sonra gelmiş. Söz böyle yana, daha iyi şey sayılmaz. Araba var. Gel diyor. Gel uçağına. Gel uçağına doğru gel diyor. Ulan bir fide de bir şeyle kalktı. Daha buna bakayım dedim. En son bak. Lokanta annem neredeydi? Tam arada bir yerdeydi. Üstte aradaydı ya. Yumurta küçük diye yazdı. Ne yazdı? Ama değil. Bunlar eski dükkanlar. Vay be. 1, 2, 3, 4 tane var burada. Eskiden ticaret yapılırmış bunlarda. Yağ alımı, satımı, bütün ticaret bunlarda dönüyor dedi az önce abi. Kasım ayına kadar burası genelde açık kalıyor. Kar yağınca burada hayat bitiyor. Kışın buraya gelinmesi çok zor, imkansız gibi. Birazdan da camiye doğru ineceğiz. Buradaki son manzaraları alalım. Bak orada da dükkanlar var. Abi şey sorayım sana. Şu caminin hikayesini biliyor musunuz? Niye burası böyle? Burada askerler namaz kılmış. Bilinçli yapıldı böyle değil mi? Tabii ki sonradan bu yapıldı. Burada cuma namazı kılmış. Ondan sonra açık cami. Ne zaman yapıldı bu? Çok eski değil herhalde. Çok eski de bu şimdi abi minareleri yeni yapıldı bunu. Ha diğer yeri çok eski. Tabii tarihi bu. Şehit mezarlığı falan var mı orada? Yok. Osmanlı döneminde olunca belki de. Şey şurada var bak. Karşıda mı? Karşıda var abi. Burası şimdi Kümüşhane'ye bağlı değil mi normalde? Evet. Ama herhalde yerlilerin çoğu Trabzonlu. Tabii. Hep Trabzonlu. Ama Tonya mı, Şalbazar mı? En çok nereden var burada? Burada Beşiktaş. Burası Beşiktaş. Beşiktaş'ı? Evet. Çünkü arka tarafta kalıyor. Şalpazarı. Eyvallah. Ama göçmeş kalmadı herhalde. Çoğu evler boşalmış tabii, görünüyor. Boşaldı. Gene var hala. Zaten normalde de %50'si boştur evlerin, evet. Yazında boştur. Yap evet. Dursun hesabı. Evet. Şu gurbet yolu yazın geliyor, yaylasın evlilik var. 3 gün 5 gün kalıp gidiyor ya. Evet. Evet, Kadırga Yaylası'nda merkezinden aşağı yürüyelim. Tütün bulunur, benzin bulunur, mazot bulunur, motor yağı bulunur. Evet, şuradan öteye de bir caddesi var. Şu kepenkli yerler çok enteresan. Oraya doğru geçmeyelim, böyle yeterlidir. Ne ararsan vardı. Bunlar hep dükkan. Bakın bir sürü dükkan var burada. Şurası satılık ama herhalde eskiden yazıldı öyle. Ya. Tam satsa bile onları söksa önce o yazılıyı silebilir oradan. Şeyin üstüne boyayla yazmışlar onu. Alt tarafta yine aynı öyle küçük evler var. Şu soldan aşağı inelim ya. Ama buradan aşağı ineriz herhalde. Altta şatırmanı var lan çok büyük. Üsküdar Belediye Başkanı herhalde yaptırdı oraya. Yani. Bayağı bir şatırman var orada. Burada sordum da Osmanlı döneminde burası herhalde kervanların geçiş noktalarından biri. Orada cuma namazı kılındığı için oraya öyle yapmışlar. Böyle bir tane var ya. Açık Hava Camii'nin yeri çok eski. Minareler yeni yapılmış. Nereye lan? Buradan aşağı inebilir miyiz düşmeden? Düşmeden oradan aşağı indik.
tane cami de ileride var. Orası kapalı ama. He? Var da çöp atmışlar hep buralara ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel bir teynek ya, maşallah ya. Sen mi yaptın onu? Bir arkadaşım verdim. O ne, kızılcık mı? Bu herhalde ham elma veya erik. Ha, erik erik, he. Başka olmaz. He. Ama o adam öldürür ya. Yok ya. Öyle şey olur mu ya? Yok, esprisindeyiz ya. Tabii canım, ha. Anladım da Allah şey, öyle şeyler nasip etmez. Yok yok. Bak, ucu da aşırmasın diye şeye takılmış ona. Evet. Neyse, biz o camiye merak ettik. Oraya inelim. Eyvallah, sağ ol. İnşallah. Burada da varki çiçekleri açtı ve soğan aşaması, bak aynı renk. Kadırga yaylasındaki açık hava camisinin hemen yanındayız, gördüğünüz gibi. Bu minareler sonradan yapılmış. Buranın yeri çok eskiymiş, yapılma yeri. Osmanlı döneminde burada ordu birliklerinin namaz kıldığı söyleniyor. Burası o yüzden açık hava camisi diye geçiyor. Özelliğini bozmamışlar. Çok da güzel yapmışlar. Burası bir şekilde sembol haline geldi. Şimdi birazdan biz de Açık Hava Camisi'nin içine gireceğiz. Çok güzel hava var bu arada. Sağ olsun, yoldan geçen herkesle selamlaşıyoruz. İşte kışın imkan olsa da kışın buraya gelebilsek ne kadar güzel olur. Burada 1 metre, 2 metre kar rahatlıkla oluyordur. Evet, camiye geldik. Caminin girişi burası, bakın ayakkabılık bile var. Ayakkabıdan gezmedi. Şu anda değil. Hala namaz kılmıyor herhalde. Aha. İçinde dolaşma abi, kenardan gidebilirsin. Sen gel abdestini al. Bakın caminin ayakkabılıkları burada. Caminin hemen altta çok da güzel şadırvanı var. Ben daha önce geldiğim için biliyorum. Şimdi oraya doğru geçelim. Üsküdar Belediyesi yazıyor zaten burada. Bakın şadırvanı. Çok güzel olmuş ya. Güzel bir sanat eseri olmuş bir de. Osmanlı mimarisine
göre tasarlanmış. Çok güzel. Şimdi alta doğru inelim. Kocaman bir tuvaletler. Abi isim neydi? İsmim Mustafa Kahveci. Mustafa Kahveci abi Giresun'dan geldin Giresun, dedin. Giresun SP. İlk defa geliyorsun yani ya. İlk defa geldim buraya. Evet abimiz. Osman Bilgen. Trabzon Beşiktüzü'ndenim. Beşiktüzü mahallesindenim. Şarlı Obası'nda konaklıyorum. Arkadaşlarım geldiği için bugün bu camimizin çok eski olduğunu bildiğim için. Ama siz Türkiye'de yurt dışındasınız herhalde. Yurt dışındayız. Neredesiniz? Evet. Amerika'da, New York'ta konaklıyoruz. Bayağı yakındasınız ya. New York'ta konaklıyoruz. Burayı bugün ziyarete geldik arkadaşlarla beraber. Buranın çok eski tarihi olduğunu bildiğim için. New York'ta niye? Neden oradasınız? Yıllar önce gittik kaldık. Her birimizin oraya gitti aşağı yukarı 36 seneyi geçti. Maşallah. Peki özlemiyor musun burayı? Özlediğimiz için buralardayız. Zaten. Sürekli dönüp gelme planınız yok mu? O planları yapıyoruz ama çoluk çocuk orada. Alıştık oraya diyorsun. Yani alıştık. Ne kadar alıştık alıştık. Doğup büyüdüğün yerden başkası yalan. Yalan değil mi? Orada çok güzel yerler var. Gitmediğim daha orada da kalmadı ama doğup büyüdüğüm yeri hiçbir yer tutmuyor. Aynen o kemencenin sesini çanla duymadıktan sonra Amerika'da olsan ne olur, oradan olsan ne olur. Çünkü kemence orada da var. Oraya var da mı? Geliyor arkadaşlar. Vay be. Oraya da geliyorlar. Orada doğa orada, yok işte. Doğa yok. Bu doğayı orada bu doğayı bulur. Göremeyen orada. Yani biz bu doğaya alıştığımız için. Evet. Böyle burada büyüdüğümüz, böyle yerlerde büyüdüğümüz için. Biz burada büyüdük. Doğduğumuz için. Ben bu topraklarda, buralarda büyüdüm. Benim çocukluğum buralarda geçti. Normalde ne iş yapıyordunuz? Ben İstanbul'da Türk Hava Yolları'nda çalışıyordum. Böyle gittik yani. He, oradan bağlantı kurdunuz. Bağlantıyı oradan kurduk. Gittik zamanında. Ama ben çocukluğum yani aşağı yukarı 15 yaşına kadar bu dağlarda büyüdüm. Sonra gittim İstanbul'a. Kadırga Yaylası'ndan New York'a bir hikaye. Aslında vakit olsa senden uzun süre sohbet ederdim ama. Bir gün inşallah. Ben Haçkalı Baba'ya geliyorum ara sıra. Öyle mi? Orada benim hısımlarım var Donyalı'da. Biz de az aşağısına zaten yakınız oraya. Ya. Şimdi oradan gideceğiz zaten. Ben oraya karpuz ticaret var. Çocukların yanına geliyorum. Onlar benim hısımlarım oluyor. Ne diyelim o zaman gittiğiniz zaman New York'a da bizden selam söyleyin. Aleyküm selam. Söyleriz. Dağlarımızın selamını her yerde söylüyoruz. Şöyle beraber el sallayalım. Evet sallayın. Teşekkürler. Hadi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşürüz inşallah. Eyvallah. Sağ normal bayrak gözüküyor yukarıda. Beşiktaş'ın eczacılardan kim ediniz? Hayrettin Galay'ı tanır mısınız? Onlar bizden yaşça çok büyüktür. Bayağı benden büyük Hayrettin abi. Bizim dönem pek yok burada. Bir tane Zeki var. Ha, Zeki sizin dönemdir. Sizden önceki dönemde Okan Gözcan vardır Hayrettin'den sonra gelen. Onlar hep Okan da yaşça bir büyüktür. Okan benden bir yaş, iki yaş. Okan'ın küçük Kadırga Yaylası'ndaki ziyaretimizi bitirdik. Kuzenlerimizle beraber yayladan ayrılıyoruz. Zaten duman gelmeye başladı. Muhtemelen biraz sonra burası şenlenecek. Çok gürültülü, yağmurlu gözüküyordu zaten. Buradan aşağı nereden gideceğiz? Düzköy yoluna sapacağız. Muhtemelen Honafter, Beypınar'ı o civarlarda gidip Haçka Yaylası'ndan aşağı
ineceğiz inşallah. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esallahu aleyküm gençler.